İsmin mecrur olduğu yerler. İsim iki yerde mecrur olur arkadaşlar. Ve yücerrul ismu, isim mecrur olur. Fi mevdiayni, iki yerde isim mecrur olur. Bir, el mecruru bil harfi, harfi cerlerle mecrur olur. Bir bu. El evvelu iza veqa ba'de harfin min hazil huruf, bu harfi cerlerden birinden sonra gelirse isim mecrur olur. Min, ila, an, ala, fi, rubbe, ba, yani besmeledeki ba gibi. Kaf, lam, vavil, kasem, ta'il, kasem. Ba'i kasem de vardır. Nehu, örneğin. Safere Muhammedun minel kahire, Muhammed kahireden ilel İskenderiye, İskenderiye'ye. Fi yevmin, bir günde gitti. Yani yolculuk yaptı. Ve hâzîl hurûf tüsemmâ hurûfel cer. Bu harflere harfi cer denir. Evet. İsmin mecrur olduğu ikinci yerde isim muzafu ileyhi olursa. Yani başta muzaf gelir. Muzaftan sonra da muzafu ileyhi gelir. Genelde cümle içinde böyledir. Ha, isim bir tamlama cümlesinde, mesela kapının kolu, Ali'nin kalemi, Veli'nin ayakkabısı, okulun bahçesi, mescidin imamı gibi. Efendim, şekilde gelirse, muzafı ileyhi daima mecrur olur. Ve sani, ikincisi ismin mecrur olduğu yer. İza nusibe İleyhi ismun sabiqun, kendisinden önceki isim ona nispet edildiğinde, nehu khadimul emir, emirin hizmetçisi. Şimdi burada khadim, hizmetçi kelimesi emire nispet edilmiş. Kimin bu hizmetçi? Emirin muzafı ileyhi. Ve surul medine, şehrin suru. Yani sur duvarı. El medineti muzafu ileyhidir. Sur muzaftır. Hadimu muzaftır. El emir muzafu ileyhidir. Yani önce muzaf gelir, sonra muzafu ileyhi gelir. Ve yüsemma muzafen ileyhi, nispet edilene, kendisine nispet edilene muzafu ileyhi denir. Ve ma kablehu muzafı ileyhiden önce gelene de muzaf, yani nispet edilen, izafe edilen denilir. Evet. Arkadaşlar, bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunduk. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.